Dilerseniz fazla zamanınızı almayayım. Yani rapor okuduğunu düşünerek sadece görüş kısmını okudum ama ekol satılan ticari mallar maliyeti dünya markaları ticari donanım şirketine aittir. Yani ticaret ulaşım gibi birçok alanda kısıtlayıcı etkileri bulunmaktadır. Finansal tabloları oylarınıza sunarım. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edenler, etmeyenler. Şirketi büyütmek, yatırım yapmak, güçlenmek için varız. Bunun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyetleri dondurulmuş et, daha doğrusu dondurulmuş Adana kebap, dondurulmuş işte pide şeklinde birkaç marka üzerinde çalışıyoruz. Hem tedarikçi olarak hem et tedariki hem de işte yurt dışına bu ürünlerin satışları konusunda. 2020. Yatırımlarımız et, gıda üzerine bir yatırımımız var. Bu büyük bir yatırım. Onu büyütmeyi düşünüyoruz. Kozmetikle ilgili olarak büyük bir yatırımımız var. Büyük bir firmayla bir ortaklığa başladık. Kırmızı Gül Kozmetik. Onun iç pazardaki büyümesi ve iç pazardaki hem internet sitesi üzerinden hem de tüketiciye ulaşabilmesi adına çok ciddi projelerimiz var. İhracat tarafını da destekleyeceğiz. Ona ciddi bir yatırımımız olacak. Arkasından finansla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da zaten biliyorsunuz, onlar devam edecek. Tekstille ilgili yatırımlarımız, şu anda tamamıyla toptana döndük. Pandemiden dolayı yurt dışından ürünlerimizin gelmesinde sıkıntı yaşıyoruz. Tamamıyla iç piyasaya döndük. Bununla ilgili olarak 2 milyon dolar gibi bir ihracat yapacağız bir yıl içerisinde. Bu daha da artabilir. Bir dünya markasıyla daha outlet üzerine bir anlaşmamız var. O da çok kısa bir zamanda sonuçlanacak. Biliyorsunuz yıl sonu itibarıyla tekstil firmaları, büyük firmalar bizde biraz outlet'e önem verdiğimiz için şu anda sayımlarını falan daha yeni bitiriyorlar. Mart ayından sonra bunlarla ilgili olan anlaşmalarımız da devreye girecek. Tamamıyla toptana dönüyoruz ama ihracat ağırlıklıyız toptan tekstil üründe. Perakende sektörünü biraz durdurduk. Pandemi dolayısıyla durdurduk. Onda küçülmeye gittik. Küçüldük. Bu şekilde yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında 2020 bilançomuzla beraber üst pazara çıkmayı hedefliyoruz. Zaten her şirketin böyledir biliyorsunuz pazar değişiklikleri. Onlar için bir üst pazara çıkmak bir Oscar'dır. Biz de bu sene itibarıyla bizim kendi hesaplarımıza göre üst pazara çıkmayı hak ediyoruz. Bunun değerlemesini tabii ki yetkili kişiler yapacak. İlk hedefimiz A grubu yani ana pazara çıkmak. Daha sonrasında yıldız pazar şeklinde büyüyerek, şirketimize güvenerek, yatırımcımıza güvenerek, biz onlara güveneceğiz, onlar bize güvenecek. Beraber birlikte büyümeye devam edeceğiz. Öz kaynaklarımız 2020 yılında %42 oranında artmış. Bu toplam varlıklarımız 8.2 milyon TL artışla %27 büyümüşüz. Öz kaynaklarımızda %42 artış ifade artışla beraber karımız da bu anlamda arttı. Geçmiş yıl zararlarımızı kapattık. Geçmiş yıllardan gelen borçlarımızı ödedik, ödettirdik ilgili kişilere. Bununla ilgili olarak hukuki mücadelemiz devam ediyor. Devam da edecek. Bu şirkete zarar veren, zarar vermek isteyen herkesten hakkımız sonuna kadar aranacak ve alınacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yatırımlarımız, yani şu anda öz sermayemiz, çünkü biz -15 milyon öz sermayeden geliyoruz ANSA döneminden. Şu andaki öz sermayemiz zaten işte 30-40 milyona yakın bir öz sermayemiz var. Yani buna bir artı 15 daha ilave etmemiz gerekiyor. Eksiği çünkü artıya çevirdik. Hedefimiz kendi yani yaptıklarımız, hedeflerimiz de bundan sonra yapacaklarımız şeklinde özetleyebiliriz. Çünkü bizim bu anlamda hiçbir rakibimiz yok. Bizim rakibimiz gene kendimiziz. Hedefimiz bugün yaptıklarımızın yarın daha iyisini yapabilmek. Bununla ilgili olarak da çalışmak. 2020 yılındaki bizim toplam ciromuz 12.500.000 lira. Fakat biz Ocak ayında bu ilk 3 aylık dönemde, dönemin daha öncesinde yaklaşık olarak 7.900.000 liraya, 8 milyona yakın bir satış gerçekleştirdik. Şu anda Ocak ayında böyle bir satış yaptıysak tabii ki yıl sonunda bu satışlarımızı artırarak bu 12.500.000 lira olan 2020 ciromuzu da artırmayı hedefliyoruz. 3.780.750 kabul görünüyor. Burayı da
Alay Funda Seçkin İbrazlı oylarınıza sunarım. Kabul edenler? Etmeyenler? Holding'in hasılat muhasebeleştirme sürecinin anlaşılmasına yönelik denetim prosedürleri uygulanmış olur.